Video izleyen herkese merhaba arkadaşlar. Daha önceki videolarımdan biliyorsunuz mutfak dolabımız tamamlanmıştı. Kaldı ki evimize taşınmıştık. Bu kapakların arkadaşlar model ve renklerini soranlarınız olmuştu. Bu kısmı çektikten sonra hemen akabinde marangoza gideceğim. Ben de kodlarını unuttum. Lakin bu mutfak dolabı ile ilgili sizlere göstermek istediğim, anlatmak istediğim bazı yerler var. Şimdi kısaca bunlara bir değineyim. Öncelikle bu mutfakta arkadaşlar düşündüğümüz olay bizim metraj olarak fazla bir tezgahımızın olması yönündeydi. Normalde biz 5. katta oturuyoruz. Alt katlarda şu kısımda buzdolabı oluyor. Biz burayı uzattık. Buzdolabını farklı bir yere aldık. Sizlere bunu da göstereceğim. Bu kısımda ocağımız var. Metrajı dediğim gibi yükselttik. Burada evyemiz ve bataryamız var. Ankastre fırınımızı da buraya aldırdık. Şu şekilde arkadaşlar sol tarafa bir giydirme yaptık. Bu giydirmeyi şu şekilde sizlere göstereyim. Tavandan itibaren burayı yekpare çalıştırdık üst taraftaki tac ile birlikte. Buraya ankastre fırınımızı getirdik. Bu şekilde bir mutfağımız var. Linkine de koyarım. Evyemizin, evye bataryamızın ve tezgah arası taşlarımızın alışveriş videoları bunlar vardı. Bu kısmı, bu videoyu arkadaşlar gösterdiğim zaman da bunun altına bazı yorumlar gelmişti. Mesela ne gelmişti? Şu priz kasalarının altını punchla niye delmiyorsunuz, niye kesmiyorsunuz, spiralle kesiyorsunuz gibi sorular vardı. Arkadaşlar bunlar hiç önemli değil. Biz burada 60'a 120 taş kullandık. Bunun altındaki yerin spiralle kesilmesi veya punchla delinmesi gibi bir sorun, bir soruyla karşılaşmamamız gerekiyor. Çünkü neden derseniz bunun altını hiçbir zaman göremeyeceğiz. Haliyle kasada çok rahat bir şekilde kapatıyor. Ben bunun montajını yaptırdım. Bu isterseniz kasaları değiştirirsiniz, isterseniz bu şekilde olur, değiştirmezsiniz. Sizin bu alttaki fayansın altında spiralle kesilen yerlerin düzgünlüğü, çokluğu bunlar pek önemli şeyler değil. Sizlere mutfağın bitmiş halini de göstermek istiyordum. Şimdiye denk geldi. Tezgah üstüne arkadaşlar 1, 2, şurada 3 ve şurada 4 olmak üzere priz yerleştirdim. Burada bizim aydınlatmalarımız var. Şöyle sizlere göstereyim tavanın aydınlatmasında. Hem sizlere bir mutfağın dekorasyonunu, tefrişatını göstereyim. Az önce bahsetmiştim. Buzdolabımızı arkadaşlar buraya aldık. Buzdolabının olması gereken yer burasıydı. Ama biz buzdolabımızı arkadaşlar buraya aldık. Sizlere şöyle göstereyim. Ayrı bir kısmı aldık. Buzdolabımız burada. Burada da şöyle bir Volkswagen sürgülü kapımız var. Hiçbir şekilde buzdolabına gelmiyor. Açılıyor. Hatta bunu da açayım hemen sizlere göstereyim. Şuradan şöyle açıyoruz. Bu kendini burada stop ediyor. Böyle bir mutfağımız var arkadaşlar. Buzdolabını kullandığımız yer sol tarafta. Buradan sürgülü kapımız. Buradan balkona geçiyoruz zaten. Bu yüzden tefrişatın bu şekilde yapılmasını istedik. Bunun dışında söylemek istediğim başka ne var? Ocağımızı ve davulun bazımızı buraya getirdik. Bu şekilde yaptık. Aydınlatma ile ilgili daha önce videolar zaten yapmıştım. Ama belki izlemek isteyenler yeniden olabilir. Belki bilmeyenleriniz de olabilir. Işık bandı yaptık. Altına spot yaptık. Mutfak dolabının şu altlarına da yine led ışıkları döşedik arkadaşlar. Şerit ledlerimizi bu şekilde yaptık. Dairede ve mutfakta kullanılan bütün aydınlatmalar arkadaşlar beyaz renk. Bu beyaz rengi ben kesinlikle herkese tavsiye ederim. Özellikle diyorum gün ışığını kimseye tavsiye etmiyorum. Yine bilmeyenleriniz için şöyle göstereyim. Spotlarımız arkadaşlar her açılışta farklı renk yanıyor. Görüyorsunuz. Mesela bu beyaz, sarı ve gün ışığı olmak üzere tekrar kapatacağım beyaz. Buradan her açıp kapattığınızda arkadaşlar modlar değişiyor. 3 tane farklı modu var. Burası da zaten içerideki led şeritler, gizli ışığımız. Şurada bir tane tekli anahtar getirdim. Buraya da arkadaşlar şöyle ortada bir tane prizma şeklinde bir avize var. Bu şekilde bir dekorasyon düşündük mutfağımıza. Aynı şekilde bu mutfak dolabı yapılmadan önce de buraya bir anahtar koymuştum. Bu anahtarla da mutfağın altındaki şöyle şerit ledlerimizi açıyoruz, kapatıyoruz. Olay bundan ibaret. Bu prizlere dediğim gibi kesinlikle takılmayın. Punch'la veya spiralle delinmiş hiçbir önemi yok. Bu tezgahımızda chimstone. Bunun da kanalımda videosu var. Tezgah arasının arkadaşlar videosu var. Evyenin ve evye bataryasının da kanalımızda aynı şekilde videosu var. Tefrişatımız bu şekilde.
Şimdi bu videodan sonra direkt arkadaşlar marangoza geçeceğiz. Marangoz kısmında şu alt kapakların model ve renklerini sizlere söyleyeceğim. Aynı şekilde üst taraftaki kapaklarımızın model ve rengini de sizlere söyleyeceğim. Alt tarafı eşim bu şekilde beğenmiş. Çünkü bizim beyaz eşyalarımıza da uyum sağlıyor. Şöyle inox renginde olduğu için beyaz eşyalarımızda eşim bu şekilde bir tercihte bulunmuş. Bence de mantıklı olmuş. Aynı şekilde bizim yerdeki taşlarımız da 60-60, burada biz granit seramik kullandık. Bu granitlerimizle de bu alt dolabın rengi tamamen uyumlu olduğu için halıyla bile uyum olmuş. Bunlarla benim hiç bilgim yok. Eşim ayarlamış. Uyum olduğu için böyle bir dekorasyon yapılmış. Aynı zamanda buradaki bizim bütün mutfağımız, bütün kapakları, her şey kulpsuz. Şu şekilde göstereyim. İçeride alüminyum profiller var. Şu şekilde açılıp kapanıyor. Yani tuttuğunuz her yerde kulp yok. Direkt içinden yukarıdan açılıyor, kapanıyor. Sizlere öyle söyleyeyim. Buralarda aynı şekilde yine kulpsuz. Burada daha önceki videolarımda görmüş olanlarınız olabilir. Burada Bloom bir tane kapak yaptık. Bu şekilde. Şöyle şurayı da göstereyim. Bloom kapağımız var. Bu kendi açılıp kapanıyor. Şimdi bu kısmı daha da uzatmayalım. Şimdi işin marangoz kısmına geçelim. Orada neler yapılıyor, neler ediliyor, hem onlara bakalım. Hem de gerçekten unuttum. Şu alt dolapla üst dolap kapak renk ve modellerine bakalım. Bu videoya arkadaşlar şimdi marangoza geçeceğiz ama like, yani beğeni atıp lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu abonelik kısmı arkadaşlar gerçekten çok önemli. Lütfen abone olun. Sizlerden bunu rica ediyorum. Şimdilik atölyeye geçelim. Atölyede görüşürüz. Atölyeye geldik. Mutfak dolabımızdaki kapakların kodlarını soran arkadaşlar çok oluyordu. Ben de bilmiyorum. Eşim beğenmişti bunları. Eşim de bilmiyor. Atölyede şimdi katalogdan bunların kodlarını sizlere göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar kanalımıza lütfen abone olun. YouTube'da bizi uyarıyor devamlı. Kanalı seyreden izleyiciler abone olmuyor şeklinde bir uyarıda bulunmuştu bana. Abonelik konusu çok önemli. 10.000 aboneye geldik. Fırsat buldukça, vakit buldukça böyle konuları sizler için video yapıyorum. Lütfen sizler de bunun karşılığında bu kanala abone olun. Abonelik gerçekten çok önemli. Şimdi şu mutfak dolabının kodlarına geçelim. Sizlere kullandığımız malzemeleri bir göstereyim. Şimdi biz mutfak dolabımızda AGT marka MDF'leri kullanmıştık. Akrilik bizim. O hangisi? Başka bir. Başka bir renk. Tamam. Akrilik kullanmıştık biz mutfak dolabımızda. Kullandığımız hemen kapakların kodlarını sizlere göstereyim. Bizim alt dolaplarımızdaki şu parlak, hiçbiri mat değil. Üst dolabımız buydu, alt dolabımız bu. Alt dolabımızda kullandığımız 6021 AGT'nin HG Chrome Gri şeklinde geçiyor. Üst dolabımızda, yani bu yine parlak, bu da AGT'nin 601 HG beyaz. Bunun katalogları var. Şöyle bir tane daha getirdi eşim. Bu da ilginç bir şey. Evet, bu da ilginç bir şey. Bunlar mat mı? Evet, mat. Bu da mı mat? Bu parlak. Bak şu parlak. Bu da parlak bizim kullandığımız. Şu supra mat. Tamam, şuradan bir bulalım. Bunu bulamadık. Belki yeni katalogda yoktur. Bunların hepsinde Sercan yeni new yazıyor. Bazılarında belki yoktur. Supramat diye geçiyormuş. Hadi vereceksin. Şimdi burada istediğiniz bütün desenler, renkler hepsi var arkadaşlar. Mat. Şurada mesela Galaxy siyah. Bu şeye de benziyor. Galaxy siyah tezgahta şey söyle, granit. Granitte Galaxy serisi ona benziyor. Şöyle simliler var. İstediğiniz her renk var. Kırmızı, turuncu, şu herhalde zeytin yeşili. Evet, zeytin yeşili. Yani aradığınız bütün her şey var. Bizim kullandıklarımız 6021 krom gri ile 601 de bizim üst dolaplarımızda. Bir de şuraya bakalım. Burada daha böyle ahşap, evet, seramik tarzında. Şuna bakalım mesela, bak, emperador mermer. Emperador'un arkadaşlar kapağı bile varmış. Ama bunların fiyatlarını tabi bilmiyorum. Aşağı yukarı herhalde tabakası 1000 liraya yakın vardır diye tahmin ediyorum. Evet. Şöyle mermer, beyaz mermer var. Yine beyaz mermer, toros mermer, siyena, ahşap. Bunlar hangisi? Bunlar da avantgard renkler diye geçiyor. Yani istediğiniz her desende var.
mürdüm rengi bile var. Bu şekilde mutfak dolabımızın modellerini, kodlarını sizlere gösterdim. Sen ne yapıyorsun şimdi? Mutfak yapıyorum. Ne, bu da mı akrilik? Yok, bu normal MDF. MDF mi? Bunun ne kadar şeyini şimdi biliyor musun? Tabakası ne kadar? 580. MDF. Üstler beyaz, altlar şu şekilde. Kiracı olacak bir adam şeyi. O renk ne diye geçiyor? Bambu. Bambu. Şu az önceki çektiğim bu hangisiydi, ismi neydi bunun? Mat bu, parlak değil değil mi? Yani o parlak değil, mat. Evet. Bu da ilginç bir renk. Evet, şöyle bunu da göstereyim. Bu videoyu da arkadaşlar böylece sonlandıralım. Evde mutfak dolabımızın bitmiş halinde sizlere çekerim. Kodlarını vesaire gösteririm. Bu da bizim vestiyerimizdi. Bu da kesilecek. 60 santimden 52 santime düşecek. Şimdilik bu kadar. Dediğim gibi lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Yine başka videolarda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.